Merhaba Şafak. Hoş geldiniz. Bugün size bir AliExpress kutlaşma yapacağız. Bugün arkadaşlar çok ucuz fiyata, gerçekten aradım, taradım. Tam bir hafta bunun için uğraştım. Çok ucuz fiyata en kaliteli bir AliExpress ürünü aldım arkadaşlar. Göndermişsin arkadaşım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu paketi işte bir aksiyon kamerası var. İçinde monopodundan arkadaşlar kılıflar ve her şey var. Hatta şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi kocaman. Hatta buna bir aksesuar daha, onu da gönderebilirsiniz. Hop, bunun arkadaşlar. Bu da yani bir apart gönderdi. Sağ olsunlar. Birazdan bununla kurtaracağız. Bayağı bir hediyeli arkadaşlar. Bayağı bir hediyeli oldu. Güzel bir işte sipariş ettik. Böyle böyle falan dedik arkadaşlar. Sağ olsun yandan da kılıf gönderdi. Birkaç şey daha göndermişler arkadaşlar. Şimdi buna da bakalım. Hadi şimdi kutu açmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar paketi tabii ki içindeki değmeden güzel bir şekilde keselim, nasıl kesecekse artık. Bana arkadaşlar 3000 aboneye çok ama çok yaklaştı. Gerçi daha 400 kişi var. Neyse arkadaşlar, o 400'ü de yaparız. Destekleriniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Gerçekten bu aralar böyle video atmıyordum. Hep böyle işte oyun serileri olsun, en iyi oyunlar, GTA 5 falan. Çünkü bunları seviyorsun arkadaşlar. Bayağı bir izlenme oluyor. Hani istediğiniz üzere sevilen videolar atıyoruz ki siz de izleyin diye sevilmeyen video atmayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada markasıyla beraber tam bir çantanıza koyun götürün arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş. Güzel değil mi? Bence gayet güzel. Böyle işte çantasıyla beraber arkadaşlar. İçinde tam 30 metre suyun altına dayanabilen 4K, 30 FPS'te 4K video çekilen arkadaşlar. 16 megapiksel kamerası olan, içini şöyle gösterelim. Baya dolu bir şekilde oluyor. İşte aksiyon kamerasından tutun ki buradan aksesuarlarına kadar her şey var. Ve gördüğünüz gibi yanında bir de bize böyle bir şey verdiler arkadaşlar. Bu dediklerine göre aksiyon kamerasının uzaktan kumandasıymış arkadaşlar. Video olsun ve fotoğraf olsun, bunu bileğimize geçirdikten sonra böyle bir şekilde uzaktan bir şekilde kontrol edebiliyormuşuz. Ve işte geldik canavar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 4K ve 16 megapiksel arkadaşlar aksiyon kamerası. Abi çok hoş değil mi ya? Ve arkadaşlar Türkiye fiyatına çok uygun bir şekilde aldım. Üstte arkadaşlar burayı da açalım, içindekine bakalım. Ve arkadaşlar böyle gözlerin içinden makine. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi aksiyon kamerası çıkıyor arkadaşlar. Tabii size çıkıyor. Çıkmıyor lan bu. Kırma. Harbiden çıkmıyor. Nasıl yerleştirmişsin lan bunu? Belki çıkmıyor bro. Bırak. O zorluyor. Olmuyorsa zorlama diyorsun. Daha yeni olur farklı. Daha yeni geldi. Elimiz almadan bir şey olmaz. Çıkmıyor doğru ama. He? Niye fark arkadaşlar? Gayet hoş ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Aksiyon kamerası. Burada da kendi şeysi var. Mesela bunun şeyi neymiş ya? Ürünü aldım. İsmi, markası bilmiyorum. Mi Funk'muş arkadaşlar. Almak istiyorsanız gerçekten Türkiye'den o kadar 200-300 hatta 1000 lira vermenize gerek yok. Bak şimdi şu sese bak, bak geliyor. İnşallah gelmişsiniz arkadaşlar. Ve yanında iki inç bir ekran arkadaşlar ve önde de jantini var. Öndekini de çıkartalım. 170 derece açısı arkadaşlar, gördüğünüz gibi yan tarafıyla, sağa sola. Burada arkadaşlar HDMI var, USB var, bir de havza kartı girişi arkadaşlar. Bu taraftan aşağı yukarı tuşu, yukarıda açma kapama ve burada mod tuşu var arkadaşlar. Evet, tam dediğim gibi yukarıda mod tuşu. Bataryası içinde mi onu bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, bataryasını içine koymuşlar. Genelde içine koymuyorlar ama bir patlama ihtimali olur diye patlama. Burada arkadaşlar kaç miliamperdi? Evet, 900 miliamper arkadaşlar. 900 miliamper bir bataryası var. Bu da diğer şeyler oranla gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen bir bunu açmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar bunu açmadan önce bir apartmana geçelim. Burada arkadaşlar altında 3 enlik olan, bir taraf monopod girişi, bir tarafta başka bir değişik monopod girişi olan bir apartman arkadaşlar. Burada bir bisiklet girişli bir apartman. Bunları açmama gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerek yok yani herhalde. Bu arkadaşlar işte böyle bisiklete takıp bisikletten şey yapabiliyorsunuz. Bu arkadaşlar monopoda çok rahat bir şekilde fazla büyük olmadan göstermesini sağlıyor. Bu arkadaşlar böyle oturuyor. Aşağıda ve üstünde gördüğünüz gibi monopod girişleri var. Şu an monopodum yok. Allah'tan yana monopod gönderdi. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Bu da böyle.
Buna gerek kalmayan yerler arkadaşlar, çünkü bu ses geçirmiyor. Hiçbir yerinde loop olmadığı için ses geçmiyor. Bu arkadaşlar böyle ses geçmesi için gayet şık ve güzel olarak tasarlanmış. Bunu bloklayalım. Yanına arkadaşlar bir USB geliyor. Çünkü yanında USB girişi olduğu için, ama ayarda şarj onda oluyor. Evet, şarjı oradan yapıyorlarmış. Burada çeşitli bandajlarımız var. Bunda ayarda bir ağaca, bir demire sabitlemek için olduğunu düşünüyorum. Burada çeşit çeşit 4 tane bandajlarımız var arkadaşlar. 2 tanesi böyle küçük, 2 tanesi de böyle büyük olmak şekilde. Tabi bunları kullanacağımı hiç sanmıyorum ama hiç olmazsa yanımda olsun. Burada arkadaşlar bir tane aksiyon kamera diye şey var. Bunu tabii ki atıyoruz, kullanmayacağımız şey. Uzaklanma kanalı ve kullanım tarzı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi zaten dediğim gibi, bakın 170 derece açı, valisi, 4K video süsüne geçirmezliği, bir de HDMI giriş olduğumda en ön tarafı arkadaşlar. Burada çeşit çeşit bu apartların ne işareti olsun bir şekilde yazıyor, ama tabii ki hepsi İngilizce, lanet olsun Türkçe dil desteği yok. Burada arkadaşlar bir demirden bir şey var. Bunun ne olduğunu anlamadım. Herhalde şu bunların demir versiyonudur. Ve yanında 3M'lik yapıştırma var ki 3M bildiğinizde gayet iyi. Yani işte bildiğiniz gibi profesyonel aksiyonların kamerasının kullandığı gayet kaliteli 3M yapıştırma arkadaşlar. Ve bir de yanında 3 tane Amerikan kepçesi geliyor. Bununla bir yerleri tutturmak için, sabitlemek için. Tabii ki onu kullanmam. Bir de arkadaşlar yanında gelen şeyi hemen monopolu da açayım arkadaşlar. Bunda İşte dediğim gibi denizde arkadaşlar bunu kullanıyoruz. Çünkü hani denizde düşerse dibe batıp kaybolmasın diye. Dediklerine göre hiç kullanmadığım için bu arkadaşlar havaya kaldırıyormuş. Böyle içi boşlukta olduğu için suyun kaldırma pratiğinden bunu direkt geçelim. Onu şey yapmamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen buradan çıkartalım ve aksiyon kameramızı bir açalım. Şöyle. Gördük arkadaşlar, ekrandan bir şey geldi ve şurada mavi bir ışık geldi arkadaşlar. Şu anda ön taraf gözüküyor ve 4K 30 FPS olarak gösteriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafını şöyle bir yandan göstereyim. Zaten ilk başta da göreceksiniz. Kamera etmesin diye böyle yapıyorum. Gayet de güzel ve şık bir şekilde arkadaşlar, alt tarafta batarya 4K şu an 30 FPS'te gösteriyor. Bunun arkadaşlar bataryası fullmuş. Modunu değiştirmemiz lazım ve şey istiyor tabii ki, hafıza kartı istiyor. Şu an arkadaşlar hızlı çekim modunda video, ayarlar, fotoğraf varmış. Bakalım şey nerede, bu bastığımızda selektör kurmamız gerekiyor mu? Aa, çekiyor. Şimdi arkadaşlar içinde hafıza kartı kurmamız gerekiyor. Hemen hafıza kartını takıp geleyim. Şimdi arkadaşlar içinde hafıza kartını takıp geldim. Ve şimdi ne modunda bu? Evet. Şu an uzaklama kumandasına bastığımda sesimi ve görüntümü aksiyon kamerasına alıyorsunuz. Şu an etrafı da şöyle bir çekeyim. Burada çocuk bana yardım ediyor. İyi böyle arkadaşlar, odaydı. Ben de buradayım tabii ki. Arka planımı arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle görmüş olun. Arka planımı arkadaşlar şeyini çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki de motorum yok. Motorum bozuldu. Lanet olsun motor. Best arkadaşlar. Şeyde böyle. Tamam arkadaşlar, 170 derece sağla sola beraber. O da oradan el hareketi yapıyor. Arkadaşlar kamera nasıl? Ben kamera. Şimdi arkadaşlar sesle görüntü nasıl olduğunu şey bilmiyorum. Şu an bu 4K ve 30 FPS arkadaşlar. Tabii ki de bunun daha düşük FPS'leri veya daha yüksek FPS'leri olup şeyleri de var. Bunu arkadaşlar şuna şeyini böyle göstereyim. Kutusun gayet güzel olduğunu görüyorsunuz. Fotoğrafla böyle arkadaşlar bayağı güzel bir şekilde. Bugün arkadaşlar almak isterseniz hemen bu tarafa şöyle ön linkini aşağıdaki açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Oradan alırsanız gayet güzel olacağını düşünüyorum. Ve dediğim gibi çok uygun fiyat arkadaşlar, konuştum. Sizin için de bir indirim yapacaklar. Aşağıdaki linkten girerseniz arkadaşlar size bir uygun bir iş yapacaklar. Normalde hani alacağınız çok pahalı bir ürün arkadaşlar. 200-300 yani 200, bunların hepsini toplam çantası ve 200 ancaksınız 270'te 300'e falan. Ama arkadaşlar